Ben de çok soruldu arkadaşlar. Oradaki TRT yazısı aslında Türkiye saatini ifade etmek için konmuş bir şey, fakat yanlış yazılmış. Saat 9 yazıyor. 21.00 yazıyor. Aslında 19.00 olacak o. Yani oradaki maç saatlerini 2 saat geriye çekip o şekilde kabul etmeniz gerekiyor. Hani bunun duyurusunu geçmek istedim. Orada ufak bir hata olmuş. Şimdi takımlara gelecek olursak Timur. Yani dün değerlendirilmesi gereken ya da belki de değerlendirilmemesi gereken bir takım var. Onun adı da Virtus Pro. Çünkü evet, her zamanki oyunlarını oynadılar, geçtiler. Hani bildiğimiz, aşina olduğumuz, hep izlediğimiz bu dörtlünün takım oyununu dün bolca görme fırsatı yaşadık. Ve şu anda da 45 kille bir de galibiyetle birinci sırada oturuyor Virtus Pro ekibi. Onun hemen ardından gelen, açıkçası benim biraz da sürpriz bulduğum bir Redline ekibi var. Redline çünkü gününde olursa eğer, bunu hep söylüyorduk, çok etkili bir takım haline gelebiliyor. Kadro çok yetenekli, çok potansiyelli. Ama problem şu, çoğunlukla gününde olmuyor. Hani bundan kaynaklı olarak ben dün izlediğimiz Redline'ı bugün görebileceğimizden biraz şüpheliyim. Hani bu geçtiğimiz dönemde çünkü hep bu şekilde performans sergiledi. Bir gün coşuyor, ertesi gün piyasada yok. Bakalım bugün nasıl bir Redline'ı izleyeceğiz. Navi'den bahsettik, Tornado Enerji'den. Önce Aysen'de transfer oldular. Oo, Lu'dan isabetli bir atış geldi ama headshot gitmedi. Olur mu olur? Yani... Atar mı? Yakın atar geçiyor gerçekten. Bu arada yani dün hani zaten bu konuyu istesek de değinecek, istemesek de değinecektik. Derken klip 1911'le Rudy'yi yakalamayı başardı. Ya burada bir tabanca fight'ı var. Yalnız karşı tarafta da mini görüyorum. Ibiza'da VSS var. Yan tarafa doğru gelecek. VSS'le beraber spray 10 mermi düşürmek için yeterli olmadı. Klip atışlarını kaçırıyor. Ibiza atışlarını kaçırıyor. Fysex Mix'i indirdi. Klip Naz'ı indirmeyi başardı. Knaz şimdi... Yani klip tabancayla burada yargıda atıyor. Dex'te gerçekten mini var. Sadece 10 mermi. Ve hayatta kalan son oyuncu mu? Hayır. FI6'in de canının olduğunu görüyoruz. Klipte shotgun var. Yargıda atabilir o shotgun'la. Evet, yani şu an yani... iki oyuncu kaldı 5'da. Bir mermi birine, bir mermi birine yapması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yalnız Dex'te mini var. Onu belirteyim. Dex'te mesafeyi koruyarak bu mücadeleye devam ediyor. Şimdi aşağıya sızdı klip. Elindeki shotgun'ın gücünü kullanmak istiyor. FY onu... İçeride bekleyen isim klip ayak seslerini aldı. Yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyor. FI'de pozisyonunu aldı. Burada bir prefire gelebilir klipten. Yalnız o. Şimdi geldi o atış. Düşcan. Yani medkit'i varmış Timur. Bu arada buna güvenerek güzel bir oyun sergiledi. Dex şimdi aşağıdan arka safhadan aslında fight'a dahil olmak isteyen. James'i tutmak için bir hamle yaptı. Tek AK'si klip var ve sadece 30 mermi. Klip Ibiza'yı niye öldürdü? Misclick falan oldu bence. Yani nasıl bir miskir, isimler mi üst üste geldi acaba? Yani genelde böyle pozisyonların ardından bir remake geliyor ama şu an hiç öyle bir durumda varmış gibi gözükmüyor. Çünkü diğer takımlar birbirlerine henüz bir hamlede bulunmadı. Yani headshot geldi, düşürmek için yeterli oldu. Klip. Yani ben de beklemiyordum oradan çıkmasını. Evet, yani güzel bir poster gerçekten. Klip El Diablo yani. El Diablo klip burada takım arkadaşını da öldürdü. Yani sanırım çok uzak mesafedeydi, kaldırılacak bir yerde değildi, o yüzden öldürdü. Başka bir açıklama. Ama şimdi kaldırılacak bir yerde değilse onu shotgun'ı nasıl vurmuş olabilir? Baya dibindeydi bu arada FY'in. Klip şu an bak yasını tutuyor Ibiza'nın. Çabuk atlattı. Yüksek ihtimalle FY'i öldürmek isterken klip, yani Ibiza son anda süründü, öyle bir şey oldu galiba. Hani... Ölüsüne sıkıyor. Yasını tutmaya devam ediyor. İbi! Nereye gittin? Yani şaka bir yana sanırım orada bir isimler üst üste geldi. Yani başka bir açıklama bulamadım ben. Çok değişik bir hareketti çünkü. Yani dibindeki takım arkadaşını neden öldürüyorsun? Yerde, yani... Yerdeydi bir de, ayakta da değildi yani. Ya bir cinnet falan geçirmiş olsa belki hadi diyeceğim vurur o anda da, ya zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Öyle bir drama yoktur bence. Çok uzun süredir beraber oynayan oyuncular çünkü. Ve yüksek ihtimalle senin belirttiğin gibi isim üst üste bindi ya da işte yerdekini vurmak isterken Ibiza son anda süründü. Ses bir saniye geç geliyor. Evet evet, o geçlik bizden kaynaklı değil ama arkadaşlar. Reji direkt Rusya'da olduğu için, Rusya'ya bir bağlantı durumu söz konusu olduğu için o ufak delay var. Onu ortadan kaldıramıyoruz maalesef. Yani şöyle bir test yapalım mı izleyicilerle beraber? Ben süreyi sayayım. Tutuyorsa, senkronsa senkron dersiniz. Senkrondaysa da olabilir. O hızlıca bir saniye. Biz de onu o şekilde Rusya'ya iletiriz.
5-0-7, 0-8-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Ali ağa bu Oh. arada Kobra tarafından yakalanacak burada. Bir can sadece Kobra'da. Bombayı attı ve öleceğine emin o bombadan sanırım ama gidiyor Kobra. Bir saniye, iki saniye var. Biraz fazla bir süre bu. Bunu iletebilir miyiz? Ben yazıyorum şu anda. Tamamdır. Teşekkür ederiz Utku. Ve takım arkadaşını kurtaracak mı burada? Alya'nın canı bir. Uzaklardan da atışlar geliyor. Kübizi de düştü. Alya burada ölecek. Ah, uzaklardan Mise. Yani smoke içerisinde. Kobra'ya kili verdi. Kübizi de öldürecekler neredeyse. Navi biraz kötü bir başlangıç yaptı. Tam bir saniye. Tamam arkadaşlar, dikkat etmeye çalışırız. Yani ileteceğiz bunu. Dün yoktu diye biliyorum çünkü. Biz öndeyiz, siz değil. Onu da söylersin yani, oyuna Evet ya, göre geç aslında gidiyoruz aynı biz. zamandayız. Hepimiz aynı zamanın insanlarıyız falan diyormuşum. Şaka Ama bir bizim Rusya'ya gidişimiz yana sıkıntı evet sezonda. aynı anda eş zamanlı Aha! söylüyoruz fakat Kübizi de ses geç öldü! geliyor. Nuki Q'yu de yakalamayı başardı. Aha! Melmuna da bir headshot. Lu'dan Navi! imkansız atış. Gitti. Navi gitti. Eyvah eyvah. Navi... Harca... Example? İyisin, tamam. Heh. Yani şu an Navi ekibi 3 oyuncusun çok erken safhada kaybetti. RTG ve Virtus Pro ve Skate ortaklığıyla beraber. Bu da tabii ki ekiplerimizin işine gelen bir durum. Çünkü Navi zaten 3. sıradaydı. Kill sayıları da yüksekti yani. 32 killeri vardı. Yüksek ihtimal bu maçtan çok yüksek kill alamayacaklar ve galibiyet de alamayacaklar. Ve parça bu hiç Oh. belli olmuyor. Bu Oo, perfect arada kiss. Güzel yakaladık Deti. Virtus Pro yine çok tehlikeli başladı Timur Güne. Hızlı başladılar, evet. Ve dünün zaten MVP'si bence Lu. Kaldığı yerden devam ediyor. Bir kill almış bile. Perfect Kiss de ona eşlik ediyor şu anda. Yani Perfect X. O bölgeyi baştan sona açıkçası Virtus Pro doğru oynadı aslında. Yani burada bireysel performanslı çok bir şey yok. RTG de ne olduğunu anlamadan yine bir oyuncusunu kaybetmiş bulundu. Dead ölmüş. Evet, bu arada RTG de erken bir şekilde oyuncu kaybetti. Team Liquid'in iki oyuncusu kaybolmuştu zaten. Biraz hızlı başlayan bir maç oldu. Yani dakika 7 ve 53 oyuncu sadece hayatta. Hatırlarsan dün Nova'dayken 4. alanın sonunda 50 oyuncu vardı. 5. alanın Evet, sonunda evet, evet. 38 37. oyuncu vardı. Oo, bu arada Code Oo. Marco. Eyvah, XNX'i eyvah, eyvah. yakalamış. İki Yalnız ekip, karşılaştı burada. bu lanet hep oluyor Timur. Yani bizim Evet. temsilcilerimiz birbirini buluyor. Yani ne şekilde olursa olsun, hangi takım olursa olsun ya bunun başka bir İnstinkte kill çaldı. açıklaması yok. Bir de iki ekibimiz karşılaştığında üçüncü parti yiyoruz sürekli ve iki ekip de zararlı çıkıyor bundan. Ya Yani hem Dijital gerçekten. Athletics hem de BBL için kötü bir karşılaşma oldu. Hani bari yabancı gitmesin, bizde kalsın. O da olmadı işte, kili de çaldırdık maalesef. Ekibimiz Dijital Athletics erken bir oyuncu kaybetmiş oldu. Ama güzel bir konumdalar. Yani burası 3 kişi de savunulabilir mi? Yani bir oyuncu yüksek binada tutarsın, bir oyuncuyu sarı binaya gönderirsin. Tek katlı ya da bir oyuncu gönderirsin. Tutulabilir. Yani konum olarak çok iyi yerdeler ama şu an Dijital Athletics bir split yapmış durumda. Alan ortasında. Fena olmayan bir konumda. Maç sonunu görebilirler hala. Evet. Chat'ten şey yazmışlar. Dövüş menkuzun. Tam olarak bu yani, evet. Güzelmiş. Yani şaka bir yana şu an yani orta tarafta 3 ekip var Timur. Supermassive Blaze, BBL, Digital Athletics. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu kadar nasıl gene yakın olmayı başardık? Ya potansiyel bir fight'ta çünkü birbirimize inanılmaz zarar verecek konumlara sahibiz. Ya Exhalation var ama yakında. Exhalation'da hani bu üçlü mücadele dahil olamayacak bir pozisyonda oynuyor. Gerçekten zorlu bir maç olabilir şu an temsilcilerimiz için. Umuyorum ki erken safhada birbirlerine çok fazla hasar vermezler. Ama Miramar da zaten temsilcilerimizin ortak bir özelliğidir bu. Çok yakın oynuyoruz genelde birbirimize. Seviyoruz. Hoşumuza Atladığımız gidiyor. yerler de birbirine yakın sayıdır yani baktığında. Ama bu maç özelinde yanlış görmediysem maç başında BBL Cruz de Valle'ye giderken Dijital Athletics Hacienda tarafına gitti. Gene yakın indik. Zaten Minas Generals tarafından güneyine işte inen Supermassive Blaze'i biliyoruz. Ve şimdi yeni güvenli alan belli oldu. Ward'un bulunduğu yere doğru kapattı. Dijital Athletics için harika bir alan geldi.
BBL de alan ortasında sayılır. Supermassive Blaze ise alanın güney merkezinde diyebiliriz. Yine ekiplerimiz için güzel bir alan geldi. Exhalation biraz daha senin de belirttiğin gibi daha yakınımıza gelecek. Evet, bu arada sanırım o bir saniye delay çözülemiyor arkadaşlar. Online olmasından kaynaklı olarak. Hani birebir Rusya ile reji konusunda çalışıyor olmakla alakalı. Rusya, Ukrayna sanırım. Hani dolayısıyla biz elimizden geldiğince önceden tahmin etmeye çalışırız. Bu arada Nuki ve Perfect Kiss karşılaştılar burada. Uzaklardan Misa şimdi Perfect Kiss'e böyle bir kafayı çıkartıyor. Perfect Kiss kontrolü sağladı şimdi elinde. Headshot gelecek mi? Hayır, body shot geldi. Düşürmek için yeterli değil. Nuki bomba mesafesine gelmiş burada. Batulins'e doğru bir bomba ama etkili olmadı. Sikora ve Nuki yakın mesafede karşılayacaklar. Ah, Fastway Zorf'u yakalamış. Bomba. Evet, girmedi. Zorf bu arada Fastway tarafından düşürüldü. Oo, bomba bu arada ben girdi mi girmedi mi anlamadım maçta. Sonra son anda girdi. 59 hasar verdi. Etkili yalnız Perfect Kiss. Yanacak evet. Burada biraz. Eyvah. Ateşe girdi. Düşecek burada Perfect Kiss. Kendisini kulübeye bıraktı. Takım arkadaşı Batulins yakında. Smoke'u gönderdi hemen. Bu esnada gelen molotof saniyesinde alınmış Timur. Sikora da yerde Skade ekibinde. Yani Sikora kaldırılacak pozisyonda değil. Lu orayı sanki alabilir gibi. Yani duvar dibine göndereceği akıllıca bir bomba. Hop. Çok doğru bir açıdan atması lazım. Nuki şimdi burada pikleyecek. Spyro karşılayacaktı ama Nuki. Burada onu düşürmeyi başardı. 43 canı var. Hemen kitini basmak için geriye doğru çekildi. Mise o da Lu'nun bulunduğu yere kadar gelmiş. Takım arkadaşını kaldırmak istiyor. Tehlikeli bir pozisyon. Lu burada bir akıl oyunu yapabilir. Enenimus arka tarafta Spoiler'ı ölünce güzel bir açı yakaladılar. Lu şimdi yalnız orada Mise ile ama Lu burada etkili performansına devam ediyor ve Sikora'yı da öldürmeyi başardı. Mise'yi de düşürdü. Onu da öldürdü. Yani gerçekten Sikora'yı yem olarak kullandı. Büyük balığın peşine düştü Lu. Çok da güzel avladı açıkçası ikisini. Yani Skade ekibinden bu arada oraya konmuş hiçbir cross yoktu. Yani Virtus Pro da artık buradaki fight'ta puanları topladığı için bence kaçmayı tercih etmekte çok haklı. Hiç gerek yok çünkü biraz da toparlandılar. Gayet güzel mücadeleye devam edecekler. Güzel chat geldi burada Perfect Kiss'ten Nuki üzerinde. Nuki hemen geriye doğru çekildi. Lu'nun bulunduğu bölgenin kontrolünü almak istediler. Hangar tarafında daha etkili olacaklarını düşünüyorlar. Bu inşaata basmak çok zor çünkü duvarlar var. Çok rahat korunabiliyor. İki oyuncuyla bile koruyabilir orayı Skate ekibi. Team Nukit onlar da Torea Humada'nın oradaki skilloların oraya kadar gelmişler. Tabii ki de geç çıktılar. İki oyuncular ve klipte takım arkadaşına yetişmeye çalışacaktır ama Team Nukit'i Five ekibi çok fena kilitliyor. Yani bu hot droplar sence ne kadar daha devam eder Utku? Batilius düşmüş bu arada. Ben sonsuza kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bu arada promo kodumuzda ekranlarda arkadaşlar, bu kodu girerek oyun içerisinden ödül kazanabilirsiniz. Unutmayın, kodlar sınırlı sayıda kullanılıyor. Hızlı olan kazanacak. Şimdi Batulins yere düşmüştü, onu kaldırmak için smoke'lar atıldı. Nereden düşürüldü bilmiyorum. Sanırım uzaklarda Digital Atrix'in buraya bir görüşü olabilir. Ya da RTC ekibinin ve gene o hangarlara doğru bir alan verdi. BBL alan sınırında bir split yapmışlardı. Alan ortasında aslında. Şimdi alan sınırında kaldılar. Digital Atrix'in konumu fena değil. Supermassive Blaze'in gene Water Treatment tarafından oynayabileceği geniş bir alan var. RTG şimdi Virtus Pro'nun üstünde bulunan evlere doğru gidiyor. Geçiş yapıyor. RTG'nin boşalttığı yere Digital Atrix'e de BBL ekibimiz girebilir. Yani Digital Atrix info peşinde şu an ve evet, kalmayı tercih etmesi daha mantıklı. BBL biraz ileriye oynadı, oranın boşaltıldığını görünce. Benim merak ettiğim, acaba haritanın göbeğindeki hangara kim gelecek? Exhalation oraya doğru hamle yapmış gibi. Bu arada demin kod geldiği için ben senin soruna cevap veremedim. Hemen hızlıca onu cevaplayayım. Bence 3 hafta boyunca Five ve Team Liquid arasındaki mücadeleyi izlemeye devam edeceğiz. 3 hafta yarısı yapıyor zaten turnuvanın. Team Liquid'i bayağı bir kitleyecekler gibi gözüküyor. Şimdi Team Liquid kitlenmek demişken burada Ence ekibi tarafından darlanmaya devam ediyorlar. Klip aracını kurtarmayı başardı. Yani aracın tekerini almamaları zaten beni şaşırtmıştı. Bu arada Salik yakın mesafeden geçen önce spreyini gönderiyor. Ama isabetli mermiler gelmedi. Redline'dan temiz bir rotasyon. Hangarın kontrolünü alacaklar. Yalnız bu hangar çok oynanabilir bir bölge değil. Yani alan sonuna kalacaklardır diye tahmin ediyorum. Evet, yani dediğin doğru. Şunu yapabilirler, hangarın içerisinden oynamaktansa. Dahil hangar arasındaki bölgeye girerler. Kod Marco açıkta yakaladı. Yüksike çok güzel bir spray. Direkt onu aşağı indirdi diyebiliriz. Lajos onu da gördü, onun da farkında Kod Marco. Takım arkadaşlarına infoyu da verdi. Yüksike bu arada Molotov'la birlikte maça veda ediyor.
Evet, güzel Molotov kendi kod Marco'dan temiz Spray Smash yüksek skillini tamamladı. Şimdi Mitralius yalnız dikkatli olması lazım. Uzaklardan Yubah. Oh. Bir canı var Mitralius'un geriye doğru kaçtı. Yubah gayet etkili vuruşlar yaptı. Gene iki temsilcimiz ne yaptılar ne ettiler birbirlerini buldular. Bu da Mutin'in işine geldi. Mutin de bir oyuncu kaybıyla buradan ayrılacak. Lajos yani, orada Mutin'i çok iyi sıyırdı bu arada. Evet ve Ents'in olduğu noktaya gidiyorlar Timur. Ama ya Ents de gittiği bölgede BBL'in atışları altında. Yani Mutin oradan kaçtı. Ents geri girdi. Ve şu an ikisi birden kaçmaya çalışırken muhakkak arada bir fight dönecektir. James bu esnada sıkışmış. Heroic ekibinin atışları altındaydı. O da pozisyon değiştirmeyi tercih edecek. Page de çok fazla kendini gösterip yerini belli etmek istemiyor. Şimdi Page buradan harekete geçecek. James, Clip. Onlar da gitmesine müsaade verdi Heroic. Team Liquid'in bir önündeki tepe kontrolünü alacaklar gibi. Az önce de BBL'in Mutin'le bir karşılaşmasını görmüştük. BBL'in yanına Ents gelmiş gibi görüyorum minimap'ten. Bir gözüm de minimap'te. Yani Ents orada yükselebilecek ve orada bize tehlikeli anlar yaşatabilecek bir takım. Heroic'den bu arada Team Liquid üzerinde atışlar etkili. Flash headshot. Clip'i düşürdü. İkinci oyuncu da Vasku ile beraber öldürmeyi başardılar. Bu arada Huit Granola'yı yakalamış. Lhasa da Mutiny'den Granola'nın skorunu çekmiş. Ents bu esnada BBL'e oynayacak. Hani bunda çok kararlı. Mert'in biraz aslında tehlikeli bir pozisyonu var diyebiliriz. Tepeden de aynı şekilde takım arkadaşlarından destek geliyor. Eğer Mert kendini unutturursa burada bir anda Ents'i wipe'ladığımızı izleyebiliriz. Yalnız bu fight'ın hemen tamamlanması lazım. 45 saniye sonra alan gelecek. Çünkü Skülke bu arada kod Marco'yu düşürdü ve Tix'i öldürdü. Hiç acımadı burada Ents ekibi. Şimdi Mert, bunun içerisindeki oyunu al. Yapma, jeletme. Biraz daha Mert sabırlı olsaydı ikisini de indirebilirdi Diggory. Maalesef Mert'i düşürüyor burada. Smash hemen takası aldı. Tix'i düşürmeyi başardı. Smash yakın mesafeye girecek. Mert'i kaldırmak için bir smoke. Mitra arka tarafta cross'ta kalmış durumda. Mert'ten spreyler gelmeye devam ediyor. Ama Mert'i kaybettik. Pardon, Smash'ten geliyor spreyler. Mitra 3x spray. Maalesef etkisiz. Diggory AKC ile beraber orada Mitra'yı indirmeyi başardı. Smash şimdi hayatta kalan son oyuncumuz. Rastlım var. Çok pis bir açıda. Yakala onu. Oy. Güzelsin Smash. Öldür onu. Bir kill puanı gelsin. Bravo sana. Şimdi sol taraftan pik gelecek. Bombalar geliyor. Kitini basıyor burada Smash. Bombadan etkilenmedi neyse ki. Diggory, Skülke ve Tixu hala hayattalar. Güzel bir flash. Bir flash daha geldi Smash'in üzerine. Smash şimdi pozisyonu değiştirecek. Alan da geliyor. Güvenli alan dışında kalacağız. Diggory çok iyi. Çok iyi. Smash harikasın. Diggory'i indirdi. Devamı gelsin. Araçtayken yakalan. Bir kill daha çekti. Dün Diana döndü Smash. Artık kaçış yok. Yetmedi. Skülke. Maalesef bitirdi burada Smash'i. Yani BBL çok hatalı başlayan bir fight. Çok iyi devam etti Timur. Neredeyse çeviriyorduk. Sıkıntı yok, ufak hata var bunlar. Bu arada diğer temsilcimiz Digital Athletics'te Ubah rotasyonda yakalanan isim oldu. Şimdi rotasyon devam ediyor. Bir izin vermiyor. Gidecek hiçbir yer yok. Alanı ters attı iki temsilcimiz için de. Sıkıntı güzel büyük. Geldik. Araç yanıyor. Araç patlayacak. Girin içeri. Gir. Evet, Digital Athletics'te burada fena olmayan bir konuma geldi. Biliyorsun buraya kapanan çok fazla oyun sonu var. İki kişi hala hayatta. Yani İki kişi de savunabiliriz burayı ama Virtus Pro'daki bombaların sayısı burada çok önemli. Bu arada Supermassive Blaze'i bayağıdır görmüyoruz. SMB ekibimiz de hala hayatta, onu da hatırlatalım. Heroic, onlar da alan sınırında. Ents'i gördüler, Ents'e doğru atışlar. Şimdi T-Bone'dan geliyor minisiyle. 9'luk hasar, 30'luk hasar, tertemiz vuruşlar. Yalnız RTG'den de destek gelmiş. Cobra, Tixu'yu düşürdü. Skülke, su borusunun arkasında hayatta kalmaya çalışıyor. Borulardan gelen mermi sesini duyuyorsun değil mi Utku, yani ne kadar gergin. Yani bir tane yanlışlıkla kafasına isabet etmedi. Bekledim etsin diye ama yetmedi. Şimdi bu arada çok uzaklardan Supermassive Blaze sanıyorum ki o bölgede Heroic oyuncularını sıkıştırdı. Squeak'e de oradaki vadiden koşup güvenli alana giriş yapacak gibi. Exhalation'dan bir rotasyon görüyoruz şimdi. Phase'in altındaki yerleşkeyi boş görüp hızlıca alıyorlar. Arkadan iZoom gelecek. Ona da atış yapılacaktır yine Phase oyuncularından. Bu arada Heroic'in pozisyonu ya da Heroic'in pozisyonu aslında berbat. iZoom da gelemedi. Şimdi Supermassive'in bile bulunduğu pozisyona bakarsan orada bir tepe var biliyorsun. Hem Digital Analytics'e hem de Virtus Pro'ya güzel bir açı vermeyen bir tepe orası. Sadece karşı yukarıdaki evlere açı veriyor. Yani orada oynanabilir bir bölge var ama sonrasında kendisini mutlaka bir yere atmalı Supermassive Blaze. Rotasyonlarına baktığında şimdi Heroic burada RTG'nin üzerine doğru gidiyorlar. Vasco flashlarını gönderiyor. T-Bone da aynı şekilde.
Yakın mesafeye girmek istediklerinin bir göstergesi. 4 tane, 5 tane flash patladı. 6. flash geldi. Sola doğru geçtiler. Akıllı ulu hanne. Burada push şimdi bekliyor RTG. Problem şu, Squeaky burada onları karşılayacak diyecektim. Demeye kalmadan zaten atışlar geldi. 1 ve 3'lük pozisyonda şu an avantaj yaratamadı kendine Squeaky. Vasco tertemiz halletti. Page'le birlikte. İpten aldı bu arada. Yani Page düşüyordu orada. Evet ya, RTG bu arada gerçekten pozisyonu hiçbir şekilde değerlendiremedi. O kadar çok flash yedi ki. Ve senin de dediğin gibi push bekliyorlardı. Güzel bir akıl oyunu gördük Heroic'ten. T-Bone şimdi Virtus.pro'dan Nuya yakalanmış. Virtus.pro yine bulunduğu konumda herkese sıkmaya devam ediyor. Vasco şimdi T-Bone'u kaldıracak buradan. Virtus.pro'nun pozisyonu hala çok güzel. Ve 5 de killleri var. Elleri de sıcak. Heroic'te 4, Ence'de 4 kill görüyorum. Bunun dışında Skate ekibi ve Team Liquid'de 4'er kill alan diğer ekipler ama Team Liquid elendi. Skate'de 2 kişi yola devam ediyor. Redline'ın bayağı sessiz olduğunu görüyoruz. Şimdi Example'ın burada rotasyon sırasında güzel bir vuruşu vardı. Yani olur çekimde efekt de çok güzel olmuş. Tobi'nin bulunduğu yere bir molotov gelmiş. Tobi burada bayağı bir hasar aldı. Geriye doğru çekildi. Page'e de yüksek hasar geldi. Page'in bulunduğu bir molotov. Page'de pozisyonu değiştirmek durumunda artık. Evet, farklı pozisyondan tekrar pikleyecek. Road to Glory şu ana kadar savunmada fire vermedi ve Heroic mecburen bu pozisyona girmek zorunda. Alternatif oynayabilecekleri hiçbir alan kalmadı. Redline'da yeni pozisyonunu aldı. Güvenli alanın içerisinde BNR güzel bir spreyle Vasco'yu yakaladı. Yani çok temiz bir sprey geldi BNR'dan. Ve Scar'ı ile indirdi. 3x spreyi çok güzeldi. Şimdi bombalar gelmeye devam ediyor. Etkili olabilecek bir bomba. 31'lik hasar. Tubi burada geriye doğru çekilecek. T-Bone Page artık alanın da gelmesiyle bitip öne doğru hamle yapmaları lazım ama sanırım smokeları yok. Sanırım flashları kalmadı. Ve burada pushlayamıyorlar bir türlü o RTG'nin pozisyonuna. Soldaki çukurda küçük bir bölgede hayatta kalmaya devam edecekler. Ya chat. Oo, güzel bir bomba denemesi Example'dan geldi burada. Exhalations ekibini tek başına tutmaya çalışıyor. Daha iyi bir deneme olabilir bu. Bakıyorum şöyle bombadan haber gelecek mi diye. Hayır. Biraz ön tarafta kalmış. Exhalations şimdi ön pozisyona geçecek. Example'ın bulunduğu tepeye doğru gidiyorlar. Ama uzaklardan Redline onları darlıyor. Instinct yere düştü. Öldürüldü Nailup tarafından. Hate'de Nailup'ı düşürdü şimdi. Example'a doğru gelen push. Example spreyini başta kaçırdı ama sonrasında güzel toparladı. Gustav'ın pozisyonunu gördü. Yalnız AIDS'i var. AIDS'in de farkında şu an. Çok sıkıştı Example. Güzel bir smoke oyunu geldi yalnız. Yeri attı kendi ama AIDS'i yine pikleyecek. Evet, orada Digital Athletics çok aktif kill feed'de. Ward'u kaybettik. Zion'u kaybettik. Ward Hugh'u öldürdü. Yine iki ekibimiz karşılaşmış. Biz nasıl birbirimize patladık yine burada? Kafa gelmiş. Sanırım bir oyuncumuz hala hayatta, diğeri yerde. Ve Virtus.pro için bu da bir fırsat. Şimdi buraya doğru oynayacaklar. Batulis dibine kadar gelmiş binanın. Görmediğimiz noktada Digital Athletics ve SMB ekiplerimiz karşılaşmış. Digital Athletics eleniyor maalesef ve Supermassive Blaze de iki oyuncuya düşmüş durumda ve Virtus.pro baskısı var. Evet, bu arada Heroic'le de RTG'nin bitmeyen bir fight'ı var burada. Vasco'nun kolunu gördü şimdi. Çok ince bir açı. Yalnız oraya bir bomba atılacak. Vasco'nun kill çekildi. T-Bone Molotov'dan çok fazla hasar aldı. BNR aynı şekilde Molotov'a düştü. Bu esnada T-Bone yakalanıyor. Virtus.pro'dan Lu yakalayan isim ama Cobra kill'i çaldı. Page şimdi orada 1 ve 2'lik pozisyonda clutch denemesinde. Tobi'nin ayak sesini duydu. Gördü de iki oyuncu birden görüyor. Tobi'yi de görüyor burada. Çok yani kötü oyun RTG'den. Virtus.pro darlamasa çok net alacaktı. Zaten almayı başardı Page burada killleri. Ama Virtus.pro'ya yem oldu. Lu gene ne yaptı ne etti, bir kill çekti. Şimdi bu maç 7 kill topladı. Evet, 7 kill topladı ve 45 artı 7, 52 kill'e çıktılar şu anda. FaZe ekibi evet, harekete geçti şimdi o tepelerde. Redline'ın üzerine bir baskı oluşturma çabasındalar. Yalnız Nailup'tan büyük bir atak. QB'yi ezdi burada. Ve alan geliyor. Yani bırakmak durumunda bence artık burada. Şimdi Nailup üzerinde atışlar gelmeye devam edecek. Ivas'ın yanına doğru gitme çabası içerisinde. Fast FaZe ve Fex atışlarına devam ediyorlar. Nailup yola devam ediyor. Lucarux arka bölgede kalmış. Şimdi o da smoke'larla kendisini güvenli bölgeye atma çabasında. Şimdi FaZe ekibi tamamen dikkatini Lucarux'a verdi. Evet, Batulin açıkta yakaladı. Açıkta yakaladı. Aa, tekerleri ama alıyor. Evet, oyuncudansa tekerden yana bir tercih kullandı. Nailup Fex'i yakalayan isim oldu. Fex de dünün yıldızıydı yani genel anlamda. Şu an Lu skalamıyor gibi neredeyse.
Yani Lu attığını vuruyor gerçekten. Biz senin de belirttiğin gibi. Şimdi Gustav buradaki tini basmayı başardı. Ve Fex'i de kaldırıyor. H'si arka tarafta. Auk görüyorum bu arada. TV3 setinde illaki bir avantajı olacaktır. Oo. Orta mesafede Auk'un ne kadar etkili olduğunu biliyoruz ama Fast Phase de çok etkili. Burada Lucarux'u düşürmeyi başardı. H'si o da takım arkadaşıyla beraber destek verecek şimdi. Ayvas'ın pozisyonunda biliyorlar. Smoke içerisinde. Yani birkaç mini denemesi yapmadıklarına göre mermi sayıları çok az burada Phase ekibinin. Yoksa normalde o ya aslında, smoke içerisinde denilir. Sanırım Virtus.pro'ya da bir miktar açı veriyorlar geniş peaklediklerinde. O yüzden çok tercih etmiyorlar. QB'yi açıktan koşarken şimdi atışlar geldi. AIDS'in 210 mermisi var daha hani şey. Mermiden değil de aslında açıdan kaynaklıymış. Evet, evet. Bundan da emin olduk. Senin dediğin daha doğruymuş. Yalnız arkadan ekibinin... skate mi yükseliyor? Evet. Yani yükselmiyor. Yok, hayır, ama o bölgede tutması lazım diyecektim. Perfect X Anonymous'u yakalayınca FaZe için gün doğdu. Ama hala daha net bir oyun alanı yaratabilmiş değil FaZe. Çünkü ne tarafa gitse bir üçüncü takıma açık veriyor. Bu arada Apokalip yakalandı. O da şimdi kaldırılacak. SMB ekibi de son dört için zorlamaya devam ediyor. Alan ortasındayız. Güzel bir pozisyonumuz var ama tepeden de bize doğru inecekler. Ve Virtus.pro burada çok avantajlı. Yani hem alan hem de kişi avantajı Virtus.pro'dan yana gibi gözüküyor. Biz ne kadar alan ortasında olsak da. Yani alan ortasında olmak burada bir dezavantaj. Çünkü o tepelerden aşağı indiklerinde sadece Supermassive Blaze'in üzerine oynamak durumundalar. Ve Skate şimdi yola çıktı. Yüksek ihtimalle bahsettiğim kafa ya Hangar'a gelecek ya da Supermassive Blaze'in oraya doğru gelecek ki bize doğru geliyorlar. Apokalip karşılayın. Lipsin at spreyini. Anonymous Apokalip'i drive-by'la düşürmeyi başardı ve öldürdüler de. Lipsin şimdi hayatta kalan son oyuncu, işte bahsettiğim senaryo bu maalesef. Lipsin'den fena olmayan bir bomba denemesi ama duvara takıldı. Gustav şimdi Ayvas'ı düşürdü. H'si burada bir canlı kitini basıyor. FaZe ekibi de Nailup'un bulunduğu o tepeye doğru hamle yapmışlar. QB'yi de öldürmeyi başarıyorlar FaZe. 5 kere kadar çıktılar. AC kaldırılabilecek bir pozisyonda değil. AC'yi kaybedecekler. Ben hala Lipsin'in hayatta olup olmadığını merak ediyorum. Evet, Lipsin hala hayatta. Hayatta ama yani burada yaşıyor da denemez tam olarak. İki ekip arasında sıkıştı. Bir noktada Skate, diğer açıda da Virtus.pro. Fakat şu an dikkat ettiysen Virtus.pro'dan Lipsin'e cross koymuş kimse yoktu derken smoke'larla birlikte PerfectX bu tarafa doğru gözünü çevirdi. Bu saatten sonra burada hani ne bence SMB'nin ne de Skade'in o pozisyondan çıkışı var. FaZe için de zorlu bir alan söz konusu. Hala atılmamış yeni bir güvenli alan var. Faz 8'in aslında galibiyeti ya da maçı kazananı belirleyeceğini söyleyebiliriz. Ya burada FaZe'in vereceği karar çok önemli. Ya olur da Lipsin Skade ve Skade'i temizlerse bir şekilde, Virtus.pro ve FaZe de birbirini yerse galibiyete gidebiliriz. Yani umutlar hala var. Tek kişi kaldık diye umutlarımızı yitirmeyelim. Şimdi FaZe benim dediğim senaryo gerçekleşecek gibi burada Virtus.pro'ya gidiyorlar ama ne kadar etkili olacaklar? Asıl kilit soru bu. Bizim de uğraşmamız gereken bir Skate var. Bunu da unutmayalım. PerfectX çok kötü sıkıştırmış FaZe'i. Yani Fast FaZe'in burada kilit açması lazım. O da çok kötü pozisyonda. Maturin's pozisyon avantajı tamamen burada Virtus.pro'dan yana. Yani bakalım FaZe ekibi neler yapacak? Fena olmayan sprey denemeleri geliyor burada Fast FaZe'den ama pozisyon icabı oynayabilecek bir yerleri yok. Yani oynayabilecek bir yerleri yok. Aynı şekilde utility yok. Girişleri kapatamıyorlar smoke'la. Fast FaZe'in elinde bir tane molotof var. Sadece o molotofu da aracın oraya atabilir. Ötesi maalesef oradan çıkacakmış gibi gözükmüyor. Çünkü kapıdan hala peakleyebilecek Virtus.pro oyuncuları. Ama şöyle bir güzellik var Timur. Güvenli alanı aslında FaZe'e attı diyebiliriz. Profile geldi Lipsin. Bir aldı ama ikincisi çıkmadı. Yetmedi. Rookie'den hızlı yetmedi. Takas. Yani burada ikili güzel oyun geldi Skate'den. Hemen takası da aldılar ve iki oyuncu yola devam edecekler. Yani güzel deneme. Bu arada Vatulins Fast Phase'i çok gafil avladı. Lu Fast Phase'i öldürmeyi başardı şimdi Fex. Lu'nun pozisyonunu biliyor ama onun da oynayabileceği çok fazla bir pozisyon yok. Yereği de gitmiş durumda. Çok yüksek hasar alıyor. Phase'in burada çok yapabilecek bir şeyi yok. İnsan temiz vuruşlar ama Gustav'dan da 66'lık bir headshot hasarı geldi burada düşürmek için yeterli olmadı. Fex belki o ağaç pozisyonundan bir tane knock alabilirse. Çünkü pozisyon icabı Virtus.pro bir öne geçmek durumunda. Evet. Bakalım artık sıkıntı yaşayan ekip hani herhalde maçta ilk defa Virtus.pro oluyor diyebiliriz. Şu ana kadar alan onların lehineydi. Açıkçası çok da rahat bir maç geçirmişlerdi. Ama şu an işlerin zorlaştığı anda Virtus.pro'nun kilit açması gereken bir oyun sergilemesi lazım. Fex bu bölgeyi yakından tutmak istiyor. Aynı şekilde Gustav'ın infosu var.
Yalnız Botulin karşıya geçerken güzel yemledi. Smoke'tan takım arkadaşlarını koşturmayı planlıyor şu anda Virtus.pro ekibi. Birini gördü. Luda Faze'in bu planın farkında olduğunu anlayınca şu anlık geri çekilme kararı aldı Virtus.pro. Karşılıklı iyi akıl oyunları dönüyor. Bir Molotov kapı çıkışına doğru. İkinci Molotov da sol kapıya doğru. Evet, içeride oyuncular sıkıştı. Çıkacaksa yanmak zorunda. Ya oradan çıkış yok. Ya yanacaksın ya gaza gideceksin. Güzel de bir bomba geliyor gibi Fex'ten. Eğer o duvara çarpar içeri girerse etkili olabilir ama dışarıda kaldı. Molotoflar yani son saniye. Bu güzel bir bomba atacak ama Fex o bombayı elinde patlatabilir. Perfect miss. Kaçmak durumunda orada. Hayır. Lu bombayı atmış. Fex'i düşürmeyi başardı. Gustav hemen tutacak. Perfect kiss'i de Lu'yu tuttu. Gaz geliyor. Kaldırabilecek zamanı var mı? Gaz dibine kadar geldi. Evet, kaldırmayı başardı Lu. Şimdi geriye çekilerek kitini basacak. Aynı şekilde Fex de öyle. Skate sessiz. Alan ortasında iki takımın birbirini yemesini bekliyor. Perfect kiss. Flash'ını gönderdi. Gustav burada. Çok kötü bomba hasarı yedi. 39. Yeterli değil ama Lu'dan gelen headshot yeterli. Gustav yerde. Fex şimdi arka tarafa doğru oynayacak. Flash'larını gönderirken yakalandı. Yere attı kendisini. Perfect kiss. Ayağa kalkması lazım Fex. Kendisini herkes kör etti. Kör. Görmüyorlar. Birbirlerini görmüyorlar. İnanılır gibi değil. Perfect kiss. Fex'i öldürdü. Virtus.pro 11 kill'de 3 oyuncu. Şimdi skate'in üzerine oynayacaklar. Kitip spray etkili ama mermisi yok. Şarjörünü değiştirdi. Anonymous. O da aynı şekilde karşılık vermesi lazım. Skate kendisini sıkıştırdı. Hamle yapmadı ama Nuki. Batulins'i düşürmeyi başardı. 6. kill'ine gidebilir bu da. 7. kill'ine gidebilir Skate. Yani smoke oyunları. Şu an Skate bu pozisyonu bir anda lehine çevirdi diyebiliriz. Perfect XL onun tepeden aşağı inmesi gerekecek. Utility ardına utility geliyor Skate ekibinden. Yani attıkları üst üste 5. stun olacak şimdi. Ama son stun biraz arkaya gitti. Perfect X içeri çok güzel. Trimis spray. O nasıl bir yankı? Ben görmedim. Sen nasıl gördün ayak oyuncuyu? Ayak seslerinden. Perfect ayak sesini kulağıyla vurdu adeta. Nuki artık tek başına. Lu aradaki açıklıktan tertemiz bir galibiyete götürüyor takımını. Ve günün ilk maçında Virtus.pro galibiyetine şahit olduk. Son iki vuruşu gördün değil mi? Yani evet. Görmeden. Yani...